Burası payitaht. Rüya hocam, siz bu tarihi biliyor musunuz? Ben bu tarihte önemli bir olay olduğunu hatırlamıyorum. Yani tarih için önemsiz bir olay olabilir ama bizim için önemli bir olay. Çünkü bu tarih mühendis başının zaman kaçı çaldığından bir ay sonrasının tarihi Salih. Yani? Yani mühendis başı bir şeyler karıştırıyor. Hiçbir şey anlamadım bu tanıya. Ben de. Anlayacağız. Ne oluyor bilmiyorum ama bu kitap bize yardım ediyor. Hemen gitmeliyiz. Fikri hocam, gideriz değil mi? Gidemeyiz. Gidemeyiz. Çünkü zaman kaç yok. Ne? Ne demek zaman kaç yok? Hiç mi yok? Yok, var da bize kadar var Ardacığım ya. Tövbe. Bir dakika. Şimdi Fikri hocam, hani sen bu aleti bitirdin demiştin. Al buradan o kadar malzeme aldın. Ne oldu? Ya hiç bir anlatmama fırsat vermiyorsunuz ki. Zaman kaç var? Var, yanımda yok. Epe Fikri. He. Ya öyle desene hocam. Oh be, varmış. Var. Ama daha test etmedim ben onu. Yani düzgün çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ya gidersek, geri dönemezsek ne olacak? Hayda! Bu riski göze almalıyız. Yoksa zamanın dengesi riske girecek. Eskiden elini hiç kirletmezdin. Ne yapayım? Yeni çeri görünce dayanamıyorum. İçimdeki Osmanlı nefreti bambaşka. İyi ama onca yolu yeni çeri tokatlamak için gelmedik değil mi? Gelmedik. Ama keşke gelseydik. Planımız burada. Güvende. Öğreneceksiniz. Geri geliyorum. Kardeşim üstüne. Selam. Münaleyküm. Siz de kimsiniz? Bu kılık kıyafet nedir? Biz Sadrazam Efendimizin, Zevecüsünün, dayısının, oğlunun sünnet töreni için böyle giyindik. Okamazsınız yani. Aynen. Aynen de nedir? Bir tabi demektir. Okamazları hiç sevmezim. Biz sanki sana bayılıyoruz. Bana bakın. 15. yüzyılda olduğumuza dikkat edelim. Yapacağımız tek bir hareket bize kılıç, kalkan ve zindan olarak geri dönebilir. Şaka mı? 15. yüzyıla geldik. Dediğini yaptın. Dayıların en muhteşemi. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Çok ortadayız. Biraz tenha yere geçelim. Kaldır şu.
Şu elimde görmüş olduğunuz aletin adı Vakitör 0.1. Gördüğünüz gibi daha portatif ve daha zarif. Hocam, kusura bakmayın ama bu biraz ateş ölçere benziyor. Şakacı. İkram, hani kitaptaki zamanı ve mekanı geri de gidelim artık. Vakit yok. Gidelim. Gidelim İskender de. Ya geri dönemezsek ne yapacağız? O zaman bizi burada birinin beklemesi gerekiyor. Aha. Yo, hiç bana boşuna bakmayın. Hiç boşuna bana bakmayın. Ben bu macerayı kaçıramam. Ben de geliyorum. Ama Savaş hocam, siz zaman kapısının koruyucusu değil misiniz? Öyle miyim? E tabii. Tabii hocam, evet, tabii ki de öylesiniz. Yani kim olacak, ben mi olacağım? Arda boyu küçük, o yüzden hocam. Yani. Siz ikiniz bizi daha önce de kurtardınız. İnanın siz burada olunca içimiz çok rahat olacak anne. Siz merak etmeyin. Zaman kapısının koruyucusu ile kitabın koruyucusu sizi burada bekliyor olacak. Hadi Fikri. Şu tarihi koordinatları falan gir de gidelim. Tamam. Tarih 9 Aralık 1493. Koordinatlar Alfa 78 36 Beta 09 67. Herkes hazır mı? O zaman haydi bismillah. Ya sizi de yavaşlattım. Çok özür dilerim. Özür diyecek bir şey yok. Sen de tane yok kızım da. Bu şekilde de gidemeyiz. Birinin ayağına bakması lazım. Ne yapacağız şimdi? Burada durup şifacı mı arayacağız? Yine kaldık mı geride hocam? Vardır bunda da bir hayır hocam. Değil mi? Bir saniye, biri geliyor. Vallahi mı? Korkmayın hocam. Zamanın kapısının koruyucusu arkanızda. Çocuklar! Aa, çocuklar ne oldu? Elif, ne oldu? İyi misin? Ufak bir kaza. Dikkat et. Geçmiş olsun. Benim gitmem lazım. Elif size emanet. Hı? Tamam oğlum, biz buradayız. Merak etme, sen git hadi. Sağ ol İskender. Kendine dikkat et. Bakın hocam, burada kalmamızın bir nedeni varmış. Değil mi?
Elif'ciğim hadi gel bakalım ayağına. Hadi. Siz de şöyle geçin hocam. Bismillah. Neredeyim ben? Ne ettiniz bana hainler? Henüz bir şey etmedik. Fakat şu an birimize yanıt vermez. İsmen giderim. Mühendisbaşı Ahiman nerededir? Öldüğüm de size sır vermezim. Lakin ben almasın bilirim. Pire gafil. Oksuz yaylan mı korkutacağım beni? Sihirdir bu. Bu ne cüğünüzce? Fakat yanlış mal. Buna teknoloji denir. Derhal konuşmaz isen senin sonunda bu ulu çuvalından daha beter olacak. Biliyorsun. Mühendis başı bugün cuma namazına müteakip Kadı Efendi'nin huzuruna çıkacak. Davası görülecek gafil. Nafi senin dedendir. Dayı ne yaptın ya? Dayıların en fevrisi. Biz bu yeniçeriyi daha konuşturabilirdik. Ne yapayım ya? Mevsim ahisleri bulunca hassaslaşıyorum. Efendim kırmızı çizgi. İşte tamam. Kitaptaki mekan burası. Ama olay yok. Nerede yahu bu zaman bozanlar? Kitap bizi yanıltmış olmasın. Sanmam. Şimdiye kadar hep doğruları söyledi. Şimdi ne yapacağız? Mühendis başı, onu bulursak zaman bozanları da buluruz. Tabii ya, her şey o adamla ilgili. Nereden bulacağız biz mühendis başını? Canım, koskoca mühendis başı bu. Kime sorsan gösterir herhalde, değil mi? Hah, mesela şu amcaya bir soralım. Hayır Arda! Oğlum Arda! Pardon efendi bey amca, buralarda bir mühendis başı var mı acaba? Nerede kendisi? Sen de kimsin Velet? Ne biçim lakırdı bu? Kusura kalma, arkadaş buraların yabancısıdır da. Bizim mühendis başıyla çok mühim bir işimiz vardır. Kendisi nerede bilir misin? Ben bilmem. Nasuh bilir. Kendisi mühendis başının çırağıdır. Onu nerede buluruz? Şu kapıdan gidin. Eyvallah. Benim düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi? Galiba evet. Aynen hocam. O kadar merak ediyorum ki. Ben de. Hele ben. Kim yazıyor acaba bunu? Tam bir muamma. Diziyi değil mi? Aynen. Ne dizisi? Hocam ben zaman bozan kitabını kim yazıyor acaba diyorum. Ben de. Savaş hocam, siz neden bahsediyordunuz? Ben bizimkilerin başından geçen maceraları bir dizi yapsak acayip tutar diye düşünüyordum da. Pardon. Madem burada kaldık ve onları beklemekten başka işimiz yok. Var mısınız bu kitabın sırrını birlikte çözelim? Ben varım. Ben de varım. Da nasıl olacak o iş? Düşünerek hocam. Düşünerek. Ayağım sakat olabilir ama kafam zehir gibi çalışıyor. Cenk'in dediğini duydunuz. O gelene kadar buralar benden sorulacak. Evladım ona sıkar tal tekmesi. Kollarını açacaksın. Vallahi sizi öyle bir koştururum ki eve emekleyerek gidersiniz. Cenk sizi bana emanet etti. Sana değil. Bize emanet etti Boracığım. Ayrıca hareketi yanlış gösteriyorsun. Kollar daha açık olacak. Bu kartal tekmesi değil, tavuk tekmesi oluyor. Kesin! Sen kim oluyorsun da bana işimi öğretiyorsun? Sen gelirken biz gidiyorduk pembiş prenses. Daha tam gelememişsin demek ki. Artık kabul et Boracığım.
Ben de buradayım. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Bak Pembiş. Bir ipte iki cımbız oynamaz. Birimizden biri gidecek. Cımbız değil cambazdır o. Ve biri gidecekse o ben olmam. Ben hiç olmam. Ne olacak o zaman? Duello! 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 İyi. Kapışacağız demek ki. Pilavdan dönenin çatalı kırılsın. Çatalı değil, kaşığıdır o. Ben pilavı çatalla yerim. Var mı? Kafalarınızı öne eğin. Dikkat çekmeyin. İyi. Daha fazla ne kadar öne eğebiliriz ki kafamızı? Hem böyle daha çok dikkat çekiyoruz. Dedem tam şu kapıdan çıkacak. İyice yaklaşmamız lazım. Sonra ne yapacağız? Sonrasını bana bırak. Çok heyecanlıyım çok. Dedemi göreceğim. Sevgili dedem benim. Keşke ben de senin kadar heyecanlı olabilsem ama... benim düşünmem gereken daha önemli şeyler var. Eğer biz bu zamandaysak... zamanın çocuğu da bu zamanda olmalı. Zamanın çocuğu. Yok ben onun çocuğum. Yer misin? O kası biraz yap. Yok. Sağ ol. İyice kafayı yedim. Neredesin zamanın çocuğu? Selamünaleyküm. Biz nasıl ararız da? Nerede bilir misin kardeşim? Bilirim. Şu yan sokakta. Sağ olasın, eyvallah. Yarın öbür gün çok pişman olacaksınız. Ben size diyeyim. Beni yenene tamı tamına bir kese akide şekeri vereceğim. Sözüm sözdür. Nasıl? Allah'ını seversen düş gayri yakamıza. Oynamak istemez yük. Şu oyunu bir defa oynadınız mı müptelası olacaksınız ama haberiniz yoktur. Senin oyununu oynamak istemez yük. İstemez yük. Yarın öbür gün topunuz etrafımda pervane olacaksınız. Ama o vakit ben de size istemezüm diyeceğim. Nasıl? Ne var bre? Siz kimsiz? Ne istersiniz benden? Mühendis başını ararız. Nerededir bilir misin? Bilirim bilmem. Size ne bundan? Bak Nasuh. Bizim mühendis başıyla mühim bir meselemiz var. Sen onu tanır mısın, yerini bilir misin? Öyle söylediler. Mühendis başını tanırım. Yerini de bilirim elbet. Lakin sizi tanımam etmem. Ne diye yardım edeyim ben size? Ya artık getirin şu dedeciğimi ya. Bitsin 500 yıllık hasret. Dayıların en hayırlı torunu. Senin kadar dedesine düşkün başka torun yoktur. Sevgili yeğenim, evladım, çocuğum. Bu normal bir dede, öyle alelade bir dede değil ki. O dedelerin en dahisi, dedelerin en gururlusu, en haşmetlisi. O dedelerin en... Yok! Yazıklar olsun ya. Hain! Hain! En masumu. Dayı ne oluyor? İftira atıyorlar. Agalar yapmaz. Lütfen. Belki de Adem bir günahtır o. Sen ne dersin be bre gafil? Bunun günahı boyunu aşmıştır. Dur hele. Yoksam siz mühendis başının akrabaları mısınız? Yok daha neler. O vakit adamları sus. Onu kaçıracaksınız gafili. Nereden kaçıracağız? Af buyur ağam. Yemezler. Böyle ağzımdan laf alamaz sus. Ben sizi anladım. Siz mühendis başıyla işbirliği yaparsınız.
Yok daha neler, abartma yani. Bak Nasuh kardeş. Biz mühendis başıyla hısım falan değiliz. Onunla olsak olsak hasım oluruz. Zira bize ziyadesiyle zararı dokunmuştur. Ayrıca bizde hiç düşman tipi var mı Nasuh? Biz de senin gibi sıradan çocuklarız. Aynen. Yani dostuz vallahi bak. Yaklaş koyun. Çekil. Uzak uzak. 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 Siz ne diye kollarsınız bu haini? Doğru dersiniz ağalar. Adam haindi. Beyi. Çaktırma. Çaktırma. Bağır. Bağır. Evet. Haindi. Hain. Yuh be. Hain. Yuh. Efsuncu, her aklını isabet ettirmek zorunda değilsin. Ben bu zulme daha fazla dayanamayacağım. Hain seni, hain! Ne bileyim, ben Furul Haluk. Seni kurtarmaya geldim. Söyle mi ne? Bana ne yaptınız? Ben ne yaptım size? Vallahi bilmiyorum ama ne yapıyorsa bir an önce yapsa iyi eder. Sizi dost belliyip güvenmem için benim ile bir oyun oynayacaksınız. Şayet kazanırsanız size onun yerine derim. Bak Nasuh, bizim çok acelemiz var. Oyun oynayacak vaktimiz yok. E peki, eyvallah o zaman. Dur dur, tamam. Ne oyunu bu? Ben icat ettim. Bekleyin hele burada. Çattık ya. Ya şu an çok zaman kaybediyoruz. Başka şansımız yok. Oynayacağız ve kazanacağız. Dua edin de bildiğimiz bir şey çıksın. Oyunumun adı Matrak. Nedir bu? Matrakçı nasılsın sen? Güzel isim. Beğendim bunu. Davacı, Devlet-i Ali Osman'ı temsilen Kazasker Mirim Çelebi Mahmud Efendi. Davalı, bilinen namıyla maruf Bursalı Dilaver Efendi. Çelebi Mahmud Efendi, Devlet-i Ali Osman'ı temsil ettiğin için ilk sözü sana vermek isterim. Davalı hakkında diyeceğin nedir diyesin. Kadı Efendi Hazretleri, kendini Dilaver Efendi diye tanıtan bu zat, alelen yalan söyleyip saraya mühendis başı diye girmiş ve dahi casusluk etmiştir. Doğru mu bunlar efendi? Zinhar doğru değildir Kadı Efendi Hazretleri. Namım Dilaver'dir. Casus olduğunda iftiradır. Ben bir garip mühendisim. Derdim zorum ilimdir. O vakit niçin nüfus kayıtlarında namından nişan yoktur efendi? Belçim'de iyice bakılmamıştır. Koskoca devletin kazaskeri yalan mı söyler? Bunu mu dersin efendi? Acep. Kiminle oynasam? Hocam bilmediğimiz yerden geldi. Matrak bir sonraki dersimizin konusuydu ama. Hocam bari İskender'i seçse. Yani bilmese bile kazanır en azından. Ben seninle oynarım. Yok. Rakibimi ben seçerim. İyi tamam, seç kimi seçeceksen ama biraz acele et ne olur. Siz ikinizden birini seçeceğim. Ama kararı taliye bırakacağım. Elif, B, T, S. Cim, dallı, köse. Hoca girdi kümese. Kümes havalandı. Hoca yuvarlandı. Gel bakalım Kıvırcık. Geçmiş olsun Kıvırcık kardeş. Casusluk ittiğin yetmezmiş gibi, bir de Sultanımız Efendimiz'i korumak için yetiştirilen kemankeşlerin canına kastetmişsin.
Buna ne dersin? Güya Bursalı Dilaver Efendi. Külliyen yalandır. İftiradır ve dahi zinhar kabul etmezim. Ben de. Ben de etmezim. Sen kimsin efendi? Neden söz vermeden konuşursun? Kadı efendi, ben doğruluktan ve dahi ilahi adaletten yana bir zatım. Bu mühim ilim insanının yalan söyleyeceğine zinhar inanmazım. Öz, predensiz, sana fikrin soran oldu mu? Bir daha yaparsan atarım seni dışarı. Sen görürsün densizi. Kadı efendi. Buğra! 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 Kusura bakma Pelin. Başımızda bir kız olursa herkes bizimle dalga geçer. Efsun Hoca ne oluyor o zaman? O ayrı. Efsun Hoca'ya laf yok. O kızla ötesi bir varlık. Demek ki burada saygı görmek için illa birilerini pataklamak gerekiyor. Peki. Sebeplerden mütevellüt kendisine 500 sopa vurulmasına. Ve dahi Osmanlı diyarından sürgün edilmesine karar verilmiştir. Hak yerine vurdu cezası ne oldu? Hırsız var! Hırsız var! Kesemi çalmış Kadı Efendi, şimdi kaçtı. Siz yakalayın. Asıl hırsız sensin Kadı Efendi. Sen benim dedemin ömrünü içeride çürütmeye kalkarsın ha? Yedirmezler. Bu ne? Allah! Gidiyoruz. Deli misin, divane misin be adam? Ne dedesinden bahsedersin? Senin şu anda kafan karışık tabii. Ama yüzüğü görünce... Pençe zannederim, yetiştiniz. Bu matraktır. Bununla rakibin kafasına vurursun. Ama sadece kafasına, tamam mı? Tamam. Bu da kalkandır. Matrağı kafasına yiyen cengi kaybeder. Tamam. Matrağı yahut kalkanı yere düşene vurmak zinhar yasaktır. Ama malzemeyi yere düşürten cengi kazanır. Bu da tamam mı? Tamam. Hala indi 3 tane cenk edeceğiz. İkisini alan cengi kazanır. Siz de bize hakemlik edeceksiniz. Ederiz. İyi hadi tamam, bir an evvel bitsin şu işken. O
O vakit dediklerimi tekrarla. Benim ilan Cenk Meydanı'na çıktığın için sağ olasın. Benim ilan Cenk Meydanı'na çıktığın için sağ olasın. Matrak kuşan! Ben onu daha demedim ki. Nereden bilirsin onu ha? Cenk başlasın! Hop Sinan! Kalkanın düştü. Nasuh 1, Sinan 0. İkinci cenk başlıyor. Hadi Sinan, yapabilirsin. Vaktimiz yok. Yer şunu. İskender kardeşim, ne diyeceğiz? Bu defa Sinan'ın öfkesine güveneceğiz. Sinan 1, Nasuh 1. Dayı, dayı, kendine gel. Anne ya, 5 dakika daha uyuyayım ne olur. Dayı. Dayı, dedem yok, dedem yok. Beni ne tutarsın be, ben de vur. Adam kaçtı, yakalasana. Kaçtı mı? Gel, gel, gel. Ben sana sonra anlatırım, gel. Ha? Şu kadıyı dövmeden şuradan şuraya gitmem. Benim dedeciğime iftira itti. Dayıların en delikanlısı. Osmanlı zindanlarında çürümek istemiyorsan hemen gel benim. Üçüncü ve son cenk. Başla. Hadi Sinan, yapabilirsin. Kolunu savur, dengesini bozma, asrağa indir. Sinan 2, Nasuh 1. Benim oyunumda beni yendin. Esaslı veletmişsin. Hadi Nasuh, sözünü tutma, vakti geldi. Mühendis başı yalancı çıktı. Ben de bu sebepten yanından ayrıldım. Ama layığını da buldu. Bugün de davası görülecek. Kadı efendi onu sürgün eder inşallah. Bugün ne vakit? Bu vakit, şimdi. Koşun, koşun. Hadi, hadi. Demek ki dedemizi pençezenler kaçırdı, öyle mi? Pençezen, pençezeni bunu yapar mı ya? Hayır, adam öyle de bir vurdu ki bana. Hala çok acıyor. Ya ben ne güzel dedemizi kurtarıyordum. Size ne oluyor? Niye kaçırıyorsunuz dedemi? Dayıcığım, lütfen şimdi asıl soruları soralım. Pençezenler dedemi nereye götürdüler? Yani belli bir toplanma yerleri var mıydı? Vardı, vardı. Dedemin not defterinde yazıyordu. Ama almadım, alamadım işte. Efsun'u almışım. Allah'tan almışım yanıma. Efsun, sen Allah'ın bir lütfusun. Yıkama yağlamaya geçelim dayıcığım. Daha önemli işlerimiz var. Pençezenlerimin talim yeri eski sanışla hamam arasındaki Karahan'dı. O zaman hemen hana gidelim. Ama önce sarnıcı bulmamız gerekiyor. Acele edelim. Yürüyün. Burası herhalde. Ne olmuş? Dağılıyorlar mı? Ya bu kadıhane burası mı? Mühendis başının davası olacaktı. Ne davası? Mühendis başı kaçtı. İçeri işsiz bastı. Baktık adam yok. Eyvallah. Eyvahlar olsun Salih. Mühendis başı kaçmış yahu. İşsiz bastı diyor. Bu kesin zaman bozanların işi. Haklısın baba. Şimdi neredeler? İsterseniz size yine yardım edebilirim. Sen bizi mi takip ettin? Onu geçelim. Yardım isterseniz giderim. Ama evvela
Bu uğursuz mühendis başıyla ne işiniz var onu deyin bana. Bakalım şimdi ne olacak? Oradan muhteşem bir atak. Sen ne diyorsun bu işe İbo? Erken konuşmayalım diyorum. Oradan muhteşem bir atak geliyor. Pepe'nin... Pepe'nin kazanıyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? İşte kızların gücünü gördünüz. Şimdi söz verdiğim gibi pençeden ayrılacağın kısma geldik. Boracığım. Bu mesele çözüldüğüne göre şimdi sıra sizi pişman etmeye geldi. Hepinize ağır bir antrenman bekliyorum. Hazır mısınız? Vallahi Bora yoksa ben de yokum. Ben de. Pençeden ayrılıyorsunuz. Öyle mi? Gerekirse evet. Bu kasabadaki tek dövüş kulübü pençe değil. Evet arkadaşlar. Pençe yoksa Mavi Ay var sonuçta. Hayır. Yapamazsınız. Başa dönersek, kitabın ortaya çıkışı bizim geçmişe gitmemize denk geliyor diyebiliriz. Evet. Bu durumda ben kitabı yazanların geçmişle bir alakası var diyorum. Katılıyorum ve bir arttırıyorum. Bence kitabı yazan kişi geçmişteki mühendis başı. Ama kendisi artık geçmişte değil. Nasıl yani hocam? Geçmişte değilse nerede? Şöyle, mühendis başı denen adam zamanlar arası kozmik bir mekanda hapsolmuş durumda. Teoriniz bu mu hocam? Ne var? Filmlerde falan oluyor böyle şeyler. Sevgili hocam, teoriniz çok ilginç. Ama bu kitap bize yardım ediyor. Mühendis başı bize neden yardım etsin ki? Çok önemli bir noktaya parmak bastın Elifçim. Kutluyorum. Mühendis başı olamaz. Bak. Buldum. Vallahi buldum. Önce kitabın nasıl çalıştığını anlamamız gerek. Bunun için de kendimiz boş bir sayfasına bir şeyler yazacağız. Bakalım ne oluyor ha? Hayır hocam bu çok tehlikeli. Rüya hocama katılıyorum. Biliyorsunuz tehlike benim göbek adım. Ben korkmuyorum. Ya siz? Hı? He? Günlerdir kuru ekmekten başka bir şey vermedim mendeburlar. Casusum diye bana bu ettikleri reva mıdır? Osmanlı. Hele şu yemeğin bir bitsin. Kemankeş ocağı denen o uğursuz yere bir gideyim. Makinemi alayım, o zaman seni de bitireceğim. Bitirirsiniz elbet Ahriman Hazretleri. Osmanlı bizden güçlü değildir. Dayı, bunlar sahiden pençezenler mi? Birazdan anlayacağız sevgili yeğenim. Durun.
Kimsin be adam? Ne diye kuyruk gibi peşimde dolanırsın? Hem pençezen işaretini nereden bilirsin? Muhterem dedeciğim, ben sevgili torunun Haluk Ahrimangil. Bu da sevgili yeğenim Cenk ve sağ kolum Efsun. Biz senin soyundan gelen zaman bozanlarız. Ne dersin efendi? Alay mı edersin benimle? Biraz çılgın olduğum doğrudur. Ama atamla alay edecek kadar da terbiyesiz bir adam değilim. Eğer bunu göreceksen işte nişanım. Nasıl? Makinem! Makinem! Demek o gafil sizin icadınızın planlarını çaldı, he mağam? Aha, çaldı namussuz. İşte biz de o yüzden onu ararız. Vay hilebaz vay. Siz hiç telaşlanmayın ağam. Şayet o planları yanına almadıysa muhakkak burada bir yerdedir. Burası onun odasıydı demek. Öyleydi. İyi hadi tamam, dağılıp arayalım. Hocam, tam olarak neyi arayacağız? Ben de bilmiyorum. Belki bir mektup, bir defter. Onun hangi deliğe girdiğini bulabileceğimiz herhangi bir şey. Sen de mi mühendis olmak istiyorsun Nasuh kardeş? Daha karar vermedim. Cebir'de iyiyim. Minyatürde daha iyiyim tabii. Ama gönlümde cenk itmek de var tabii. Belki hepsini birlikte yaparsın. Nasip. Önce şu uğursuz mühendis başını bir bulalım da. Vay be. Demek 500 yıl öteden gelirsiniz ha. 500 yıl. Neler var o zamanda anlat hele. Vallahi dedeciğim neler yok ki. Dur bir düşüneyim. Mesela uçak var. Bu uçaklar Oğuzların boyu mudur? Bozoklar, üçoklar. Ay, çok özür dilerim dedeciğim. Dalga geçmek istememiştim. Vallahi bildiğin uçak diyeceğim ama bilmiyorsun ki. Ya böyle. Uçuyor böyle. Ya böyle içinde insanlar var. Teneke parçasından oluşuyor. Göçmen kuşlar gibi düşün. Bu kuş nereye gideceğini nereden bilir? Göçmen kuşunda bir kaptanı var tabii. Ona da pilot diyorlar. Pilot. Hasbinallah. Başka daha neler var? Anlat hele anlat. Uzay mekiği var mesela. Uzay mekiği var mesela. Anlayacağım lisanda konuşsana zevzek. Hiç. Bu yeni nesil böyle. Hep bir yabancı dil hayranlığı. Nasıl anlatayım dedeciğim? Fezaya gidiyor. Yani uçak yerden kalkıyor, semayı deliyor, fezaya gidiyor. Aman yarabbi. Sema delindiyse melekler yere düşer. Düştü mü? Ne diye iddiaya girdin ki? Öfkeyle zıpladın, zararla düştün işte. Öfkeyle kalkan zararla oturur o. Neyse ne, ikisi de aynı şey. Hayırdır, niye geldin? Dalga mı geçeceksin benimle? Hayır, sana ihtiyacım var. Bak Bora, seninle bir tek anlaşamadığımız konusunda iyi anlaşıyoruz. Ve ikimizden birinin pençeden gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, öyle. Hayır değil. Biliyorsun ki boşta iki pençezen numarası var. Dü ve Car. Neden ikimiz birden o numaraları almayalım? Hayırdır pembiş prenses? Sen niye böyle birden karar değiştirdin? Çünkü küçük penceciklerimiz bir hainlik peşinde. Ve onların aklını başına getirmek için de senin yardımına ihtiyacım var.
Vay anam vay. Vay anam vay. Başka neler var? Anlat hele. Sana gelecekten çok güzel bir haberimiz var. Cezeri denen mendebur tarihten silindi. Adını anan kalmadı de. Yok, maalesef o değil. Zamanın çocuğunu buldunuz. Ya ne yaptınız da beni sevindireceksiniz? Beceriksizler. Dedeciğim biz güzel bir semtte butik pençe dövüş okulaştık da. Mektupta yazdığın gibi sevgili yeğenim Cenk onunla savaşmaya hazırlanıyor. Hmm. Değil mi Cenk? Öyle ama ben artık zamanın çocuğu diye birinin var olduğuna inanmamaya başladım dedeciğim. Madem bizi her yerde bulacağını yemin etti. Hani nerede? Ben bir şey göremiyorum. Sanırım aradığımız şeyin nerede olduğunu buldum. Yeri yırtmış ama altındaki sayfada izi kalmış. Şanslıyız. Ahşap divit kullanmış. Yırttığına göre mühim bir şey olmalı. Bana bir kömür tozu gibi bir şey lazım. Bekleyin. Hani bu Farsça mı ya? Birkaç kelime var ama işe yarar mı? Adamlarım. Eski sarnıç. Karahan. Karahan diye bir yer var mı? Sayende neler edeceğim neler. Cezeri'yi tarihten sileceğim. Ali Kuşçu'yu rezil edeceğim. Osmanlı benim gibi bir dahiyi sürgün etmeye kalktı ya. Ben de onların ne kadar ilim adamı varsa hepsini rezil edeceğim. Tarihte tek bir ilim adamının adı yazacak. O da Ahriman olacak. Çok iyi düşünmüşsün dedeciğim. Yıkıma nereden başlıyoruz? Evvela sizin geldiğiniz zamana gitmek isterim. Şu bilgisaray dediğiniz alete bir bakmak isterim. Bilgisaray değil dedeciğim. Bilgisayar. Gençlik bitmiş. Ukala velet. Dede, sen niye bana yürüyorsun ya? Yürümesi gafil. Durduğum yerde dururum ya. Ya ama şimdi canım giderek kuşak çatışması yaşamayalım değil mi? Birlik olalım. Evet, birlik olup Osmanlı'yı bitirelim. Evet. Hadi o zaman. Dedeciğim, sana bir maske lazım ama 20 günün füzeye gidiyorsan sen orada kim tanıyacaksın? Sen böyle gel. Sesini nasıl böyle ittin? 21. yüzyıl bilimi dedeciğim bunlar. Ben sana hepsini öğreteceğim. Hazır mısınız pençezenler? Ah!
Yüzbaşı. Sana demiştim değil mi? İşte buldum seni. Zamanın çocuğu. O burada mı? Mühendis başı. Ama bu ses çok tanıdı. Hemen uzayalım. Fidan mıyız biz, uzayalım. Ver şunu, zamanın kapısını açacak. Ya bu dedeciğim, ben de zaten aynı şeyden bahsediyorum. Bırak, sen nereye nasıl gideceğini nereden bileceksin? Makine benim değil midir, bilirim tabii. Ya bırak şunu. Hayır. Korkunun kokusunu alıyorum mühendis başı. Bekle, geliyorum, bekle. Ver şunu, ver. Bozdun işte. Bozdun, gördün mü? Bozdun. Kapı kırılacak. Siz kaçın. Biz onu oyalarız. Beceriksizler. Hocam bence şuraya şöyle şırıl şırıl akan bir dere çizelim. Yanına da şöyle küçük sevimli bir ev. He? Savaş hocam, ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Risksiz bir resim diye düşündüm hocam. Hocam emin miyiz? Hocana güven Elifciğim. Tehlikeye atılmadan gerçekleri öğrenemeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hocam ne oluyor? İdare eder. Arda, bu hareket sana bir yerden tanıdık geldi mi? Ellerine sağlık Nasuh. Sana da afiyet olsun canım. Sen kalın kafalıymışsın ya.
Mühendis başı nerede? Zaman bozanlar nereye gitti? Tez konuş, zamanım yok. Sen bilirsin. Konuşmadan bir şey anlatan insanlara bayılıyorum. Az yavaş koşsanıza imansızlar. Durun durun. Dedem yürüdü, görmemişsiniz. Ne diye tabana kuvvet koşarız? Çalıştırsana şu makineyi şapşal herif. Aşk olsun. İnsanların içine şapşal denir mi dedeciğim? Başlatma şimdi dedenden. Çalıştırsana şu makineyi. İlaveten şu sesi böyle iden aletten ben de isterim. İstediğin olsun dedeciğim de. Pençezenler olmadan mı gideceğiz? Sizin vaktinizdeki pençezenler ne güne durur? Yetiştirdik demediniz mi? Daha bitmediler. Hala yetişiyorlar. Niye geldik buraya? Ne yapacağız? Bir taşla iki kuş vuracağız. Hem Mavi Ay'a hem de pençeye ihanet edenlere güzel bir ders vereceğiz. Güzel. Ama nasıl? Şimdi benim dilimden konuşmaya başladın. Ver şunu bana dümbelek. Bekleyecek sabrım kalmadı artık. Ver. Ama dedeciğim. Ver bana. Dedeciğim olmaz ama böyle aldım. Ver şunu, ver. Onu hemen bırak. Şimdi sizi yakaladım zaman bozanlar. Seni yakaladım, zamanın çocuğu. Artık avcumun içindesin.